Herkese merhaba. Bugün sizlerle birlikte MOSFET transistörlerle alakalı bir örnek devre kuracağız. Bu devre 2 amperden yüksek bir akım çektiği için powerbank'le kullanamıyorum. Devre tam gücünde çalışamıyor. O yüzden 2,5 amper akım verebilen bir 5 volt adaptör kullanacağım bu devrede. 220 volt prizimiz de burada. Hemen adaptörümüzü bağladık. Şuradan şöyle USB kablomuzu şey yapalım, takalım. Şimdi devrenin mantığını anlatmaya başlayacağım. Burada Arduino'da normalde her bir pinden maksimum 25 miliamper akım çekebilme ihtimalimiz var. Bundan yüksek akım çekersek buradaki voltaj regülatörü bozulacaktır. O yüzden bu motor, ben multimetre ile daha önceden o ölçmüştüm. Bununla bir proje de gelecek. 2,5 amperden yaklaşık bir 2 amper falan akım çektiği için ben bu arada bir tane MOSFET kullanacağım. N kanal bir MOSFET kullanacağım. RFZ44N Arduino ile uyumlu çalışan bir MOSFET. Hemen şimdi devremize güç verelim. Arduino'nun yazılımında Blink yazılımı yüklü. Şu anda base'inden gelen sinyalle transistör açılıp kapanıyor. Ancak bunu böyle uzun süreli takmamız biraz riskli. Çünkü biz burada transistöre soğutucu bağlamadığımız için transistör birazcık fazla ısınıyor. Bunu böyle bir 15 dakika, yarım saat falan çalıştırırsanız büyük ihtimalle transistör aşırı ısıdan yanacaktır. O yüzden bunun içine bir tane de şimdilik takmadık ama soğutucu ileride takacağız. Bu MOSFET'lerle alakalı da bir proje gelecek. O projenin deneme devresi bu. Şuradaki devre farklı bir devre. Onun üzerinde farklı bir şekilde çalışıyorum. MOSFET'lerin kullanımını da basitçe anlatayım. Yeri gelmişken. Burada N kanal bir MOSFET'te burada gate bacağı olur. Şu sol bacağında gate bacağı olur. Orta bacağı ise drain, yani yüke bağlanır. Son bacak ise burada eksiye bağlanır, yani source'a bağlanır. Bu N kanal bir transistör MOSFET olduğu için devrenin eksisini kesmekte. Ben burada motor sürdüğüm için, motorda bir bobin olduğu için artı eksi fark etmemekte. Artı eksinin değiştiği yönlerde, önemli olduğu yerlerde, eğer pozitif bir kutbu kesmemiz gerekiyorsa P kanal bir transistör MOSFET kullanmamız gerekiyor. Ben burada N kanal kullandım. N kanallar daha verimli ve daha yüksek akım çekilebiliyor olmasına bir özelliği var. Zaten devrelerde de mümkün olduğunca N kanal MOSFET'ler, MOSFET'lerde N kanal MOSFET'ler kullanmak daha iyi olacaktır. Bu projemizin de sonuna geldik. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.